Hemşirelerimizin başhekimleri, sivil toplum kurumlarımızın, sendikalarımızın temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları, diğer tüm katılımcılar, İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği tarafından düzenlenen geleneksel 14 Mart Tıp Bayramı anısal törenine hoş geldiniz hepiniz. Teşekkürler. Programı arz ediyorum. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, tıp bildirgesinin okunması. Temsilcileri, başhekim arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, sağlık çalışanları, ebeler, hemşireler, sağlık memurları, sağlık çalışanı olarak değerlendirdiğimiz bütün emekçi arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı ayrıca basın emekçilerimize her zaman yanımızdalar. Bizim de sesimizi kamuoyuna duyuruyorlar. Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün çok güzel bir gün ama maalesef bir yeni koronavirüs pandemisiyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı bizler hekim olarak da 14 Mart süreci içerisinde birçok etkinliğimizi doğal olarak iptal ettik. Malum 15 Mart'ta sağlık çalışanına şiddet olayıyla ilgili Ankara'da büyük bir beyaz miting yapmayı hedeflemiştik. Bir iki aydır çalışıyorduk ve bunu da iptal ettik. Bunun dışında 14 Mart haftası içerisinde düzenlediğimiz bütün etkinliklerimizi iptal etmiş bulunmaktayız. Keza biz yarın akşam bir gece de düzenleyecektik. Onu da hem öncesindeki ülkemizin üzüntülü halinden dolayı iptal etmiştik. Bunu bir kez daha buradan ilan etmek isterim. Ben sadece koronavirüsle ilgili birkaç şey, yeni koronavirüs pandemisiyle ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz hakikaten şu an dünyanın hemen hemen 158 ülkesini aşkın ve 130 bine yakın insan şu an olgu olarak bildirilmiş bir rakam var. Maalesef 5000 üzerinde ölüm var. Bunu gerçekten ciddiye almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bugün dün biz Türk Tabipler Birliği adına Sağlık Bakanlığı'yla da görüştük. Önerilerimizi sıraladık. Özellikle bu okulların tatil edilmesi konusundaki alınan kararlara uyuyoruz, doğru buluyoruz. Artı Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında yürüttüğü çalışmaları destekliyoruz. Halkın özellikle ne panik olsunlar ne de tedbiri elden bırakalım istiyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bu konuda her dakika bir açıklamada bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir yaklaşımı var. Diyor ki, tüm ülkeler herhangi bir olgu ile karşılaşmasalar dahi
iletimin durdurulması ve yeni koronavirüs yayılmasının önlenmesi amaçlanmalıdır. İkinci neden, sık sık yaptığımız uyarılara rağmen bazı ülkelerin bu tehdide onu kontrol etmek için gereken siyasi bağlılık düzeyine yaklaşmadığından derin endişe duyuyoruz. Bunu şunun için söylüyorum, yanı başımızda İtalya'daki tedbirsizlikler biliyorsunuz ülkeyi karantina altına aldı. Bu açıdan ülkemizin Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın doğru kararlar aldığını düşünüyoruz. Bunlara halkımızın uyması gerektiğini düşünüyoruz. Bir süre tokalaşmayı, yakınlaşmayı dan uzak durmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ellerimizi sık sık yıkayalım istiyoruz. Mümkün mertebe özellikle yaşlı insanlarımızın kapalı ortamlarda bulunmamalarını öneriyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu kısa küçük önerileri dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda halkımıza ayrıca basın kanalıyla da Türk Tabipler Birliği'nin Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararları desteklediğini, hekimlerin zaten sağlık çalışanlarının böyle epidemilerde canla başla çalıştığını bilinmesini istiyoruz. Her türlü yaşamsal riske rağmen bizler her türlü hastamızın öncelikle hastalığın yaygınlığının azalması, önlenmesi için daha sonra da hastaların sağlıklarına kavuşması için, ölmemesi için canla başla çalışıyoruz. Fakat tabii bu emek, bu kadar gayrete rağmen ne yazık ki sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor. Belki şu an çok önemli görünmüyor, önemli bir gündem değil ama bugün yaklaşık 40 arkadaşımız günde 40 arkadaşımız sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Bu rakam geçen yıl 30'du arkadaşlar. Yani şu an 40'a çıkmış durumda ve bir salgın düzeyine gelmiş. Biz burada halkımıza sesleniyoruz. Sizlere bu sağlık hizmetini sunan, şu virüs salgınına karşı canla başla çalışan insanlara, sağlık çalışanlarına, hekimlere eliniz nasıl kalkar? Nasıl vicdanınız var? Yani nasıl kalkar da döversiniz ya da kötü bir söz söylersiniz? Gerçekten canla başla çalışan sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının bu emekleri, bu canlarına mal olabilecek düzeydeki çalışmalarına bizler şuradan teşekkür ediyoruz. Ben de bir hekimim ama bütün sağlık çalışan arkadaşlarımıza Türk Tabipleri Birliği adına, İstanbul Tabip Odası adına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk Tabipleri Birliği olarak, İstanbul Tabip Odası olarak biz özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bizlerle işbirliği yaparak bu epidemiyi, bu salgını, bu hastalığı bertaraf edebileceğini düşünüyoruz. Buradan da ayrıca Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Bizler birlikte mücadele edeceğiz. Nasıl vebayı yıktıksak, kızamı yıktıksak, su çiçeğini yıktıksak bu yeni koronavirüs belasını da yıkacağız. Bu anlamda geldiniz, katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bundan sonraki günlerimiz koronavirüssüz olsun, salgınsız olsun. Hepimiz huzurumuz, rahatımız, sağlığımız yerinde olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Başta sağlık emekçilerine ve basın emekçilerine.